Dönem değişti, yöntemler de gelişti ona göre. QR kod dolandırıcılarına dikkat diyelim. Çünkü dolandırıcılar restoran, konser afişi ve otobüs durakları gibi pek çok alandaki QR kodlara kendi hazırladıkları sahte kodları yerleştirmeye başladı. Amaçları ise kimlik ve banka hesaplarını ele geçirmek. İşte o akıl almaz yöntem ve alabileceğiniz önlemler. QR menü açtık. Dedik bir görselini görelim. Göremedik. İçeriği bu dediler. Tehlikeye çok açık. Tehlikeye çok açık çünkü QR kodlu menülerin restorana ait olup olmadığını bilmek neredeyse imkansız. Görevliden rica ediyorum. Onları telefonundan açmalarını istiyorum. QR daha sağlıklı gibi geliyor bana. Peki güvenli mi? Dolandırıcılar kafe ve restoranlardaki QR menülerin yerine kendi oluşturdukları sahte kodları yerleştirmeye başladı. Yani sadece menüyü görüntülemek isteyenler ceplerinin boşaltılması tehlikesiyle karşı karşıya. Ama tek tehlike bu da değil. Kimlik bilgileri, kredi kartı bilgileri, yazışmaları siber hırsızlar tarafından ele geçirilmeye başlandı. İnşallah başımıza gelmez böyle bir şey. Telefonlarımıza format atmak güvende kalmamızı sağlayacaktır. İnternet sitelerinde, konser afişlerinde ve hatta otobüs duraklarında bile dolandırıcılar sahte QR kodlarla takipte. O zaman denetleme gerekiyor. Ücretsiz siteler aracılığıyla QR kod oluştur diyorlar. Menülere çok kolay bir şekilde entegre ediyorlar. QR kod oluşturmak bu kadar kolay. Yani siz Kanal D'nin resmi internet sitesinde gezindiğinizi düşünüyor olabilirsiniz ama okuttuğunuz sahte bir QR kodsa dolandırıcıların tuzağına düşmüş olabilirsiniz. Casus yazılım yükleyebiliyorlar. Kredi kartı bilgileri, banka kartı bilgileri çalınmış oluyor. QR'ları masada bırakmıyoruz. Bizim önlemimiz bu.